Işıklandık. Aynen, ışık baya. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkürler. Güzel, güzel bir gece. Çok. Sizin de çok. Yüz olduğunuz markanın. Aynen. Farklı lansmanı neler aynen. söyleyeceksiniz? Yani dediğim gibi bu markanın yüzü olmak benim için gurur verici bir şey. Hem markanın etik değerlerini çok beğeniyorum. Kadınlara karşı olan tavırları, duruşları bence şey yani bayağı öncü bir marka. O yüzden... Siz de markayla birlikte reklam çekimleri yaptınız ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir interaktif reklam çektiniz. Aynen. Nasıl aynen. geçti? Çok sizi güzeldi. Zorlu yolculuklara çıkardı insanlar. Aynen, aynen, aynen. Yani güzeldi ya, çok eğlendik. Zaten marka konseptle geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Tabii biraz yorulduk ama şey yani farklı sonlar. İnsanlar seçebiliyor. Yani bence çok cool bir şey oldu. Güzel bir şey. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Pek fazla görüşemiyoruz biz sizinle. Aynen, aynen. Amerika'da mısınız? Amerika'daydım. Gene gideceğim ama yani hem buradayım hem Amerika'dayım. Git gel. Güzel şeyler olacak. Yüzünüz özlendi artık. Ekranlara nasıl dönmeyi oldum? Düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Var mı yeni imzalanmış bir proje? Açıklamazsınız ama yok, imza atıldı mı peki? Olacak. Olacak. Çok yani, çok yakın zamanda olacak. Peki dijital platformu yoksa televizyon mu? Büyük ihtimal dijital. Dijital. Aynen. Peki dijitalle televizyon arasındaki fark sizin için nasıl bir rekabete sizi götürüyor? Seyirci, izleyici kitleniz değişiyor mu? Yani muhtemelen değişiyordur. Yani açıkçası o kısmıyla çok ilgilenmiyorum ama yani şey yani dijitalde tabii dakikalar daha az. Bence... Rahatlık bakımından daha mı rahat oluyorsun? Ne anlamda? Şartlar, koşullar. Ya şartlar tabii yani yani sırf yani bizim için değil çünkü bence yani dürüst olmak gerekirse oyuncular için zaten yani şartları konuşmak biraz komik oluyor. Çünkü bir ekip var ve yani yüzlerce kişi çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Bazen paralarını alamıyorlar ve tabii yani yani o durumda bulunmak beni üzüyor. Yani çalıştığın ekip karşılığını alamayınca yani ya bakın yani reklam olsun, dizi olsun, sinema olsun yani siz de biliyorsunuz bu işin yani %80'i ekip sayesinde oluyor. Yani biz orada kameranın önünde işimizi yapıyoruz ama onlar yani durmadan çalışıyorlar. O yüzden onları düşünmek ve onları kollamak bence çok önemli bir şey. Peki Kerem Bey, gençsiniz ama genç bir oyuncusunuz ama oyunculuğunuz artık yani eleştiriye açık değil. Son dönemde televizyon dünyasındaki dizileri takip ediyor musunuz? Beğendiğiniz oyuncular falan var mı sizin de? Soruyu anladınız mı? Önce tekrar isterseniz sorayım. Bakışlardan sanki olumsuz bir şey söylediğimi düşünüyorum. Hiç öyle hani, anlamadım. Yaş olarak gençsiniz ama oyunculuk eyvallah. Olarak kendinizi artık kanıtladınız. Halk sizi çok seviyor. Sizin mesela beğendiğiniz oyuncu var mı? Yeni jenerasyon olarak nitelendirelim. Takip ettiğiniz ya da. Ya var. Çok var ama yani şimdi... Yani ne bileyim birini demek bence doğru olmaz ama yani bence çok güzel bir yani bir çok dinamik ve yetenekli bir genç jenerasyon zaten geliyor. Ama yani şey yani bence bütün bunlar karaktere bakar, senaryoya bakar, yapımcının almak istediği risklere bakar. Yani o yönden de tabii bazı heyecan veren projeler var ama yani şey... Daha fazla risk yani risk de demek istemiyorum ama daha farklı şeyler yapabiliriz bence. Peki oyuncuların, başrol oyuncularının karakter seçiminde yanındaki başrol kadın oyuncusu ya da erkek oyuncuyu seçiyorlar. Sizin öyle bir düşünceniz var mı? Hani ya bu oyuncuyla oynayayım ya da bu oyuncu olmasın elektriğimiz tutmaz vesaire yoksa gelen senaryoyu okuyup sizin içinize sinerse hangi oyuncu olursa karşımda oynarım diyor musunuz? Yani zor soru. Şöyle, yani günün sonunda bence güvenmek lazım. Günün sonunda o benim işim değil. Benim işim yani tabii senaryoyu değerlendirmek, bu karakter bana uyar mı, bu hikaye bana uyar mı? Ona bakmak. Ondan sonra yani bir kas yönetmeni var, yapımcılar var, yönetmen var. Onlara da saygı duymak lazım. Peki son olarak bir soru soracağım biz beyefendi. Dilperi Şahinkaya ile aynı tekrardan rol alırsanız öpüşme sahnesi olursa öpüşür müsünüz? Ya siz var ya kusura, yani yanlış anlamayın üstünüze de alınmayın ama
Yani o haberler çıktığında burada değildim maalesef. Ama yani bir olayı nereye çektiniz ya? Nilperi benim yani benim ekran önünde aşkım. Yani ona aşığım. Onunla çalışmak acayip keyifli. Bayılıyorum ona. Ve yani ilk projemizden beri hep ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner. Acayip bonkör bir partner. O yüzden onunla yani her zaman çalışırım. Peki son olarak çok demişsin. Her şey yolunda mı? Siz iyi misiniz? Çok iyiyim. Kalben iyi misiniz? Kalben çok iyiyim. Bizim bilmek istediğimiz, bilmemiz gereken bir şeyler var mı aşk hayatına dair? Nope. Çok merak konusu çünkü çok görüşemediğimiz için aslında. Sizi görmüyoruz ki yanınızda birini görelim. Evet. Yalnız mısınız Kerem Bey? Yani... Çok detaya girmeyeceğim, söz veriyorum. Ya mutluyum, öyle diyeyim. Mutluyum ama bir şey demek değil o. O yüzden hemen canım, gözler açılmasın. Ya. Yok yok. Yani ya bakın. Tekken mi mutlusunuz? Yoksa şu anda çiftsiniz de mutlusunuz. Ya ben her halimle mutluyum. Açık kapı. Peki çok fazla tutmayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar.